Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Değerli Yozgat TV izleyicilerimiz, Sorgun Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu Din Ekseninde Hayatımız adlı programımızla birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, Din Ekseninde Hayatımız adlı programımızın bugünkü konu Sorgun Müftülüğü Şube Müdürümüz Nadir Yiğit Hocam bizlere gençliğimizi tehdit eden unsurlar adlı sunum yapacak. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Necmettin Hocam, Sorgun İlçe Müftülüğümüzün Perşembe akşamları sesini, mesajını özellikle vatandaşlarımıza ulaştıran, aracı olan Yozgat TV sahibi Ali Bey'e özellikle kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz hocam hemen sorularımıza geçmek istiyoruz. Buyurun. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceksiniz. Bizim geleceğimiz, bizim umudumuz olan gençlerimizle ilgili bilgiler vereceksiniz. İnşallah. Hocam gençlik nedir? Hemen evet. Bu soruyu sormuş olayım. Tanımla başlayalım inşallah. UNESCO'nun tanımına göre yaş şartları 15 ile 25 yaşlarına esas almış UNESCO. Yalnız Birleşmiş Milletler Örgütü ise 12 ile 24 yaşlarına esas almış ki ülkemizde yine 12 ile 24 yaşlar arasında eğitim gören, kendi hayatını kazanamayan, bir konutu olmayan kimseler gençler olarak simgelenmiştir. Evet. Bu sebeple genç nedir dediğimiz zaman tanımı böyle yapabiliriz. Değerli hocam, gençlerimizin özellikle şunu bilmesi lazım. Yaratılış gayemiz nedir? Ya bu şuur olması lazım bütün gençlerimize. Yani gençlik derler ya, bir Nisan yağmuru gibi gelip geçer. Evet. Ömür bize tabii ki süreyle verilmiştir. Bunun için Rabbim de bizi şuurlandırıyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde bizleri uyarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde bizleri şöyle uyarıyor. Ve ma halaktu cinne vel insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani gençlerimiz bu şuurda olması lazım. Demek ki yaratılışımızın bir gayesi var. Yaratılışımız gayesi nedir değerli hocam? Allah'ı bilmek, ona kullukta bulunmaktır. Yine Mülk Suresi'nde Rabbim, estağfirullah, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Yani ölümü ve hayatın yaratılış amacının hangi kullarım bana daha güzel ameller işleyecekler diye ben ölümü ve hayatı yarattım diyor. İşte buradan girmek lazım. Gençlerimiz özellikle yaratılış gayesini, amacını, şuurunu bilmesi lazım. Gençlik derken değerli hocam. Yine Ahzab suresi 21. ayetinde de Yüce Rabbim gençlerimize örnek olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek gösteriyor değil mi? Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهُ اُسْوَةٌ حَسَّنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهُ كَثِيرًا. Bu ayet-i kerimede Rabbim andolsun ki Allah'ın rahmetini ve ahiret gününe kavuşma umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Allah Resulü'nde sizler için güzel örnekler vardır buyuruyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman değerli hocam gençlikte ilk tebliğ yıllarında Efendimizin etrafında kenetlenen insanların hepsi genç insanlar. Baktığımız zaman bakınız Musab bin Ümeyr 20 yaşında bir genç. Cafer bin Ebi Talip 22 yaşında bir genç. Hazreti Ali İslam dinini kabul ettiğinde 10 yaşındaydı. Erkan bin Ebil Erkan Efendimiz en çok bu sahabenin evinde tebliğ ve irşat görevini yerine getirmiştir. 17 yaşında. İşte Peygamber Efendimiz gençleri etrafında toplamış. Yani Peygamber Efendimizin etrafındaki o tebliğ döneminde ki insanlar sınıfı genelde genç insanlar. İşte gençlerimiz bunu örnek almalı. Gençlerken sadece heva heveslerine uyarak dünyada yaşantısını sürdüren bir insan değil. Gençlerimiz iyi bilsin. Bu ömür bize süreli verilmiş değil mi? Bakın 12-24 yaşlıyoruz. Gençlik. Ondan sonra bir olgunlaşma çağına giriliyor. Bunları iyi bilmemiz lazım. Çiftçinin ekip yetiştirdiği mahsulü değerli hocam. Gelen yıl için ne kadar lüzumluysa, bakınız burası çok önemli. Fabrikaların depo edilen ham maddesi. O fabrikalar için ne kadar önemliyse, ordunun yedek harp malzemesi. Ordu için, güvenlik güçlerimiz için ne kadar önemliyse, milletlerin hayatiyetleri ve gelecekleri için de gençlik o kadar önemlidir değerli hocam. Bir düşünür şöyle diyor, gençliği ayakta olmayan cemiyetler yataktadır diyor, hastadır buyuruyor. Evet ve Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde gençliği diyor tehlikelerden sakının. İşte şimdi biraz sonra da inşallah
o gençliğin tehlikelerinde inşallah sizinle beraber konuşacağız değerli hocam. Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Gençliği tarif ettiniz. Gençliğin önemi nedir? Evet. Değerli hocam, gençliğin önemi nedir? Genç insanlar işte bu yaşlarda eğitim safhasında oldukları için hayatlarını işte bu yaşlar içerisinde kazanıyorlar. İşte eğitim safhası, eğitimleri bitiyor, bir meslek sahibi oluyorlar. İşte eşini buluyor, işini buluyor. Gerçekten bu safha gençlerimiz için çok önemli. Şu hadisi söylemeden geçemeyeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, İbn-i Mesud radıyallahu anh'a gelen bir hadis-i şerifte, Rabbim huzurundan diyor, asla ayrılmayacaktır. Şu sorular sorulmadan diyor. Bir, bakınız, ömrünü nerede geçirdin? Gençliği nerede tükettin? Bakınız, gençliğinizi nerede tükettiniz? Burası çok önemli gençlerimiz için. Malını nerede kazandın? Nereye harcadın? Ve ilmiyle nasıl bir amel ettin? Yani bunlar söylenmeden, bunlara cevap verilmeden diyor, kesinlikle ve kesinlikle Rabbimin huzurundan ayrılmayacak diyor. Evet. İnsan geçimini sadece mesleğine ilik bu yaşlar itibariyle eğitim safhasını işte bitirdikten sonra işini buluyor, eşini buluyor genç kardeşlerimiz. Gençlik bir nisan yağmuru dedik, gelip geçer değerli kardeşim. Bunun için gençlerimizin hocam, değerli hocam, gençliğin önemini, bu yaşların çok verimli olduğunu kesinlikle şuurlu bir şekilde bilmelidir. Kur'an-ı Kerim'de Ashab suresinde, Ashab-ı Kehf suresinde Rabbim işte o gençlerden bahsediyor değil mi? Kralın zulmünden kaçan, kendi dinlerini yaşayan, mücadele eden o gençlerden bahsediyor ki 3 asırda onlar değil mi? Kur'an-ı Kerim'in tabirine göre uyutmuştur Rabbim. İşte ne diyor orada? Ne buyuruyor Rabbim? Nahnu nekussu aleyna nebe'ehum bil hakki innehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Biz sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatacağız. Hakikaten onlar Rablerine iman eden birkaç genç idi. Biz de onların hidayetlerini artırdık. Yani onlar mücadeleciydi değerli hocam. Şuurluydu. Rabbini biliyordu, Rabbini tanıyordu. Öleceğini biliyorlardı. Ama bir dava uğurlarına ne yaptılar? Kralla baktılar, baş edemeyince bir mağaraya sığınmışlardı. Rabbim o gençlerden bahsediyor Ashab-ı Kehf suresinde. Yine Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifinde Ebu Hureyre yolu gelen bir hadiste şöyle buyuruyor gençlerimiz konusunda. 7 kişi vardır ki diyor, Allah o 7 zümreyi arşın gölgesinde diyor gölgelendirecek diyor. Evet, mahşer gününde. İşte onlardan birisi de diyor Allah'a ibadet içinde şuurlu bir şekilde yetişen gençlerimizdir buyuruyor. Yani adil yönetici sayıyor. İşte tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimseler, Allah için birbirlerini sevenler. Bu devam ediyor hadis. Ama orada bizim için önemli olan Allah'a ibadet içinde yetişen gençlerimiz buyuruyor. Evet. Başka bir hadiste Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah-u Teala yaşından ötürü diyor, bakınız, bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlarında hizmet edecek kimseye de lütfeder buyuruyor. Evet, ne güzel. Orada da gençlerimize bir ders veriyor. Yine aynı zamanda Musab bin Ümeyr mesela genç bir insandır. Çok zengindi. Tabi vefat ettiğinde diyor bir kefil parası dahi Musab bin Ümeyr'e bulunamamış. Ve dava uğruna Efendimizin izinde, dava uğrunda çok büyük mücadelelere katılmıştır. Büyük bir sahabidir. Yani bunlar gençlerimiz için örnektir değerli hocam. Gençlerimiz Peygamberimiz tarihinden işte bu genç sahabeler okuması lazım. Yani şuurlu olmamız lazım. Kendi heva ve heveslerimize göre hareket ederek dolmadan yaşamak, yani öyle uzun bir ömrümüz yok değerli hocam. İşte bu kısa ömür içerisinde bu gençliğimizi daha da verimli bir şekilde götürebilmemiz için yaratılış şuurumuzu, gençliğimizin önemini ve bu gençliğin bize sınırlı ve süreli olduğunu gençlerimizin çok iyi değerlendirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Değerli hocam, gençliğin önemini ifade ettiniz. Şimdi bu gençlerimizi elbette insan bir düzende gitmiyor. Bu gençleri bunalıma iten sebepler nelerdir? Evet. Yani biliyorsunuz birçok gencimiz, tabii hepsi için söyleyemeyiz ama bir bunalım içerisinde. Bu sebepleri önce tespit etmemiz açısından neler söylemek istersiniz? Evet, doğru söylüyorsunuz. Şu son zamanda bilim ve teknolojinin gelişmesinde, işte sosyal medyanın yoğunlaşmasından, çoğalmasından, şu an işte Facebook'tur, Instagram'dır, YouTube'dur, her alanda gençlerimiz geziyor.
Maalesef şu an sosyal medya tamamen bir bilgi çöplüğü. Tamamen. İşte gençlerimizin burada, gençlerimize faydalı, yararlı programlar olduğu gibi zararlı programlar da var. İşte burada filtre görevi ne yapacak? Burada gençlerimize bir filtre lazım değil mi? Süzgeç lazım. Tabii ki. İşte buradaki filtre değerli hocam, gençlerimizin sahip bir dini bilgiye sahip olması, gerçekten İslam ahlakıyla ahlaklanması, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkması ve bu kültürle yoğrulmuş bir şekilde yetiştirilmesidir. Yani bu söylediğimiz filtre görevini yapıyor değerli hocam. İşte evet. Dini diyanetini bilen, milli manevi değerlerine sahip çıkan, bir aile ortamında bu hususlarla yetişmiş olan bir genç kesinlikle o bilgi çöplüğündeki o zararlı görüntülere kesinlikle meydan vermeyecektir. Evet. Şimdi baktığımız zaman bunalım ve sebepler nelerdir? Gençlikte görülen araştırmalara göre stres, depresyon ve intihar, uyuşturucu, alkol, fuhuş, kumar bağımlılığı, işte hayallerinin gerçekleşememesi bunalıma itiyor. Aşırı cinsel özgürlük, manevi boşluk ve dini bilgisizlik, sıcak aile yuvasından ayrılış ve sokağa düşüş, geçim sıkıntısı, işsizlik, iş bulamama, işsiz kalmak, harçlıksız kalması gençlerin, vurdulu kırdılı, şehvet kokan, pis koku saçan ekranlar ve filmler, diziler diyelim. Okullardaki ideolojik kavgalar, gençlerin işte samimi, fedakar dostlar bulamaması, işte ölüm ve ölüm ötesi korkular, çete baskınları, işte flört sonu terk edilmişlik hali, aldatılmış olmak, tecavüze uğramak, taciz korkusu, vaat edilen sözlerin yerine getirilmemesi ve ilgisizlik. İşte bunların sonucunda ne oluyor? Bunların sonucunda değerli gençlerimizde işte ruh hastalığı, stres ve depresyon öncelikle kendisini gösteriyor. İşte aile olarak değerli hocam, insan beşerdir, hata yapabilir. Hazreti Adem bile hata yapmış, peygamberler bile hata yapmış. Yani bizler ergenlik çağına gelmiş olan yetişkin çocuklarımızla nasıl diyalog kuracağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Anne babalara çok evet, görevler düşüyor. Set yani. Olmayacak değerli hocam. İletişimimizde kesinlikle aile içerisinde set olmayacak. Yani bir oğlumuz, bir kızımız, genç kızımız bizimle babayla, yani annesiyle diyalog kurduğu gibi babayla da rahat bir şekilde konuşabilecek. Sıkıntılarını, dertlerini babasını rahat bir şekilde açıklayabilecek. Eğer açıklayamazsa sert bir davranışla, öfkeyle baba karşılık verdiği zaman sevgili hocam, bu süre ne olacak çocuk? Kendisini içe kapatacak, depresyon başlayacak, stres başlayacak. Bu süre başka yollara, çarelere başvuracak. Yani daha da içten içe büyük depresyonlara girdiği zaman Allah göstermesin intihar edecek. Strese girecek, ruh hastası olacak değil mi? Evet. Ya bunun için anne babaları gerçekten çok büyük önem düşüyor. Çünkü gençlik durgun olmayan bir suya benzer, coşarak akar. Genç insanlar bunun için acele karar verirler. Gerçeği, iyi kötüyü tam bir şekilde kavramayabilirler. Bunun için ailelere çok büyük görev düşüyor. Aileler dediğim gibi tekrar ediyorum, iletişim konusunda kesinlikle ve kesinlikle çocuklarla arasında bir set bir duvar oluşmayacak. İletişimleri çok güçlü olacak. Bir evlat, bir kız çocuk gelecek babasıyla, annesiyle rahat bir şekilde derdini anlatabilecek. Bunlar çok önemli değerli hocam. Dini duygu ve düşünceleri insanların ruh dünyası üzerinde doğrudan etkili olduğunu psikologlar da söylüyor. Yani değerli hocam, dindar bir kimse, gerçekten milli manevi değerlerle bir ailede yetişmiş olan gençlerimiz bu sıkıntıları ve sorunları daha tez atlatabiliyorlar. Tam tersine manevi değerlerden uzak olan gençlerimiz ise dine ve dini esaslara mesafeli gençler ise bunlar büyük bunalımlara giriyorlar, büyük sıkıntılara giriyorlar. Yani kendilerine bu çığırdan kurtulacak yollar arıyorlar. İşte o yollarda maalesef işte içki oluyor, uyuşturucu madde bağımlılığı oluyor, sigara, kendisini sokağa atmak oluyor, kötü arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani kendisini teskin edebilecek kötü şeylerde kendilerini teskin etme yoluna gidiyorlar. Yani inançlı bir genç sıkıntılarla karşılaştığı zaman sevgili hocam, yani imanın, bakınız, yani inançlı bir genç üzerinde nasıl bir tesiri var? Büyük sıkıntıya düştüğü zaman o genç diyor ki, ya Rabbim beni diyor bu sıkıntılarla imtihan ediyor. Bu imtihanı ben başarmam gerekir diyerek ne yapıyor? Kendisine gelmiş olan musibetlere karşı sabırlı oluyor, sebat gösteriyor
ve bunun bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ederek o stresi, o depresyonu üzerinden atıyor. Anla. Dini inanç ve manevi değerlerle yorulmamış, böyle bir eğitim almamış, böyle bir aileden gelmeyen gençler, hele hele bir de aile kavgalıysa, yani kavgada hiç aileden eksik olmuyorsa, huzursuz bir aile ise, işte bu tarz gençler de maalesef işte o ihtiyaçlarını işte içkide, uyuşturucuda, kötü alışkanlıklarda kendisini sokağa atarak Allah muhafaza o gibi şeylerde teskin etme yoluna gidiyor değerli hocam. Evet. Kıymetli hocam, gençliği bunalıma iten nedenleri izah ettiniz. Evet. Ağzınıza sağlık. Şimdi sohbetimizin de konusu olan gençliğimizi tehdit eden unsurlar, evet, nelerdir? Tehdit eden unsurlar. Evet. Sevgili hocam, demin de sohbetimizden başından söylemiş olduğumuz gibi hakikaten sosyal medya şu an çok karışık. İşte bunun için filtre dedik. Filtre görevini ne yapar dedik. Kişinin işte dini manevi duyguları, efendim milli manevi değerlerle yormuş bir gençlik, böyle bir şuurda olması inşallah bu tehditlere bir set çekecektir. Birincisi özenti. Baktığımız zaman gençlerimiz, bakınız, yabancı futbolculara karşı, yabancı şarkıcılara karşı, yabancı artistlere karşı böyle bir özenti var. Yani dini duygu ve düşüncelerle hareket ettiği zaman milli manevi değerlerle yormuş bir gençte böyle bir şey olmaz. Ama boş olduğu zaman genç ne yapıyor? Bakın böyle bir özenti var. Ya, bilmiyor ki, daha da futbolu seviyor ama yabancı futbolcu daha çok seviyor. Yani kardeşlerinden, babasından daha fazla, değil mi? Değer veriyor. Birincisi özenti, değerli hocam. Özenti çok sıkıntılı. Olumsuz bir etki bırakır gençlerin üzerinde. Din ve ahlak eğitiminin yetersizliği, bakınız. Aile içerisinde yetişirken sevgili hocam, çocuklarımızın birinci derecede okulu ailedir. Aile, yani çocuk ailenin aynasıdır. Aile içerisinde çocuk milli manevi değerlerle yetişememişse, hele dini sahip bilgiye de sahip değilse, işte bunlar da gençliği tehdit eden unsurlar içerisindedir. Bunun için gençlerimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın bir projesi var. Yani her bir din görevlimizin 10 gence ulaşma projesi. Bunun için de bizler elhamdülillah Sorun ilçe müftülüğü olarak 1700 gence ulaştık şu an. İl müftülüğümüze gönderdik. İl müftülüğümüz başkanlığımıza gönderdi. 1700 genç şu an için bizim için gerçekten büyük bir kapasite. Camideki imamlarımızla, evet, Kur'an arkadaşlarımızla, Kur'an kursu hocalarımızla, yani iletişim haline geçmiş oldular. Tabii, elhamdülillah. Bu anlama geliyor yani. Tabii, bu çok önemli. Çünkü şöyle bir durum var değerli hocam. O genç bir sıkıntısı olduğu zaman belki anne babasına bunu izah edemeyecek, anlatamayacak ama hocasına, kendi mahallesindeki cami hocasına, müezzin kayyıma, Kur'an kursu hocalarımıza, evet, işte o sıkıntısını açabilecek, anlatabilecek. Neticede yine bu hocalarımızdan sahih dini bilgileri öğrenebilecekler. Dini bilgilerin eksikliği de yine gençlerimizi tehlike iten unsurlar arasında. İnşallah bunu, bu açığımızı bu hocalarımızın gayretleriyle inşallah kapatma gayreti içerisinde olacağız. İnşallah hocam. Üçüncüsü zararlı alışkanlıklar. İşte zararlı alışkanlıklar dediğimiz zaman neler var bu zararlı alışkanlıklar içerisinde? İçki, kumar. Önce oradan başlayalım. Aileyi söndüren, ailenin temeline dinamit bağlayan, işte en büyük musibet nedir? İçki ve kumardır. İçki ve kumar olan bir ailede, değerli hocam, hiçbir zaman huzur olmuyor. Çünkü çocukların rızkını götürüyor, kumar yaratılıyor baba. Aile rahatsız oluyor, değil mi? Çocuklar mutsuz oluyor, huzursuz oluyor. Aileye işte geç saatlerde sarhoş bir şekilde gelerek bir sürü dengesizlikler oluyor. İşte bunun için içki ve kumar dinimizce de haram kılınmış. Rabbim Maide suresi 90. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya hüledine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsum min ameli şeytan fecetenibuhu leallekum tuflihun. Bu ayette ey müminler, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans oklar bir şeytan işi, pisliktir buyuruyor. Bunlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz buyuruyor. Evet. Yine Maide suresi 91'de yine şeytan içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister buyuruyor. Artık vazgeçtiniz değil mi diyerek de soruyor Rabbim, bakınız. Artık vazgeçtiniz değil mi diyor. Rabbim bizleri uyarıyor değerli hocam.
Bunlar sıkıntılı bir durum. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de uyuşturucu kullananların %73'ünü 20 yaşın altındaki gençler oluşturuyor. Bakınız. Uyuşturucu tacirlerin de yine hedef kitlesi bu 20 yaşın altındaki gençler. Evet. Yine bir araştırma göre trafik kazalarının %60'ı, cinayetlerin %85'i, tecavüz olaylarının %50'si, boşanma olaylarının %80'i alkol kullanımından kaynaklanmaktadır diyor. Evet. Benzer şekilde yine kumar olarak da işte iddia, okey, toto ve benzer hatlarla da oyunlar yine gençlerimiz için zararlıdır sevgili hocam. Diğer ise uyuşturucu ve sigara. Uyuşturucu ve sigara da gençliğimizi işte tehlikeye iten sebepler içerisinde. Demin söyledim işte 20 yaşın altındaki gençlerimiz uyuşturucu sektörünün merkezinde, hedef kitlesinde dedik. Aynı zamanda sigara. İşte bazı kardeşlerimiz diyor ya bir sigara var orada dokunma diyorlar lan sevgili hocam. İşte sigara da insan sağlığına büyük bir zarar var. Çünkü tedricen insanı rahatsız ediyor. Yani aşama aşama. Ya insan işte gençliğini içiyor, orta yaşlarda içiyor, işte yaşına doğru gittikçe ne yapıyor? Sigara ağır ağır tedricen aşama aşama iç organlara zarar veriyor. İşte bununla ilgili de sigaranın zararlarına baktığımız zaman da gençlerimiz bunu iyi bilsinler. Damar tıkanıklığı bakınız, cilt kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri, ağız kokusu, akciğer kanserlerinin bakın %60'ı kadınlarda, erkeklerde ise akciğer kanserinin diyor bir araştırma göre %90'ı erkeklerde sigaradan oluyor diyor. Yani böyle bir durumda var. Yine sigara kullanıp sigarayı bırakmak isteyen gençlerimiz de aynı zamanda Alo 171 sigara bırakma danışma hattından da yardım alabilirler. Bunlar değerli hocam gençliğimizi tüketen, gençliğimize zarar veren, aileyi de sıkıntıya sokan zararlı alışkanlıklardır. Bunlardan eğer böyle bir durumda olan gençlerimiz varsa şiddetle bunlardan kaçınması lazım. Çünkü bunlar insana dünyada asla ve asla huzur ve mutluluk vermez sevgili hocam. Dördüncüsü şeytan, nefis, heva ve heveslere uyma. İşte sohbetimizin başında da söylediğimiz gibi Rabbim bizleri bir gaye ve amaç uğruna yaratmış. Ne buyuruyor? Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Diye buyuruyor değil mi? Yine ölümün ve hayatımızın yaratılış amacımızın Allah'a hangi kullarım bize daha güzel amel işleyecek diye ben ölümü ve hayatı yarattım buyuruyor. Yani yaratılış amacımız belli. Elhamdülillah. Bizler Müslüman olarak doğduğumuz için de yani Rabbül Alemine sonsuz şükürler etmemiz lazım. Değerli hocam, gençlerimiz de yine aynı zamanda heva ve heveslerine kapılarak kesinlikle böyle bir yaşantı sürmemeler lazım. Çünkü heva ve heveslerine kapıldıkları zaman yani gençlik çağı geçtikten sonra orta yaşlara doğru yani ibadet, taat, cami görmemişlerse ondan sonra da sevgili hocam çok zor oluyor. Evet hocam. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şeytanın nefis, heva ve heveslerine bizlere uydurmakla görevli yerine getirmiş olacak. Bunlardan bizim şiddete sakınmamız lazım. Rabbim de yine Furkan Suresi 43. ayette kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın diyerek de ne yapıyor? Bizleri uyarıyor. Beşincisi zararlı görsel ve yazılı medya. İşte demin söylemiş olduğum gibi işte vurdulu kırdılı işte müstehcen filmler yine aynı zamanda gençlerimize çok kötü örnekler olarak onların maneviyatını bozuyor sevgili hocam. Kitap okuma alışkanlığının işte yetersizliği. Değerli hocam kitap okuma alışkanlığı insanların kültür ve medeniyetlerini artırıyor. Kültür ve medeniyetlerini artırıyor. James Howell şöyle diyor. Dünya yöneten diyor kalem, mürekkep ve kağıttır buyuruyor bakınız. Dünya yöneten kalem, mürekkep ve kağıttır diyor. Yani burada mesaj veriyor. Evet. Evet. Okuyan insanlar, kitap okuyan insanlar kültürlerini, konuşma diksiyonlarını, genel kültürlerini değil mi? Bunları hep geliştiriyorlar. Ama maalesef şu anki gençliğimize baktığımız zaman şu anki gençliğimiz sanal ortamda, tamamen arkadaşlıklar sanal ortamda, efendim dostluklar sanal ortamda, her şey sanal ortama taşındığı için şu an itibariyle yani bir samimiyetsizliğin olduğunu da görüyoruz sevgili hocam. En sonunda diyelim ki aile içi problemler. Yani aile içi problemler de gerçekten gençliğimizi tehdit eden problemler içerisinde. Çünkü gencimizin bir problem, bir sıkıntısı varsa hele hele aile içerisinde kavgalar, şiddetler hiç durmadan devam ediyorsa bu genç nasıl o aileye kendi durumunu ispat edecek, anlatacak değil mi? Yani. Nasıl çareler arayacak? Yani. Bunlar da
gençliğimizi tehdit eden problemler içerisinde zikredebiliriz sevgili hocam. Hocam çok güzel izah ettiniz. Teşekkür ederiz. Günümüz gençliğinin problemlerine kısaca değinir misiniz? Evet. Günümüz gençliğinin problemlerine. Baktığımız zaman sevgili hocam zamanımıza kısıtlı bunları özet bir şekilde geçelim. Tabii hocam. Öncelikle kişilik problemleri var. Kişilik problemleri. Nasıl kişilik problemleri? Bakın kavgalı bir ailede, huzur olmayan bir ailede, yetişen gençlerde büyük bir kişilik bozukluklar ortaya çıkıyor. Yani kişilikler ve özgüvenler oturmuyor sevgili hocam. Evet. Birincisi kişilik problemi. İkincisi arkadaş ve okul çevresiyle ilgili problemler. İşte arkadaş ve okul çevresiyle ilgili problemleri demin de söylemiş olduğum gibi aile çocuğuyla kendi arasında kesinlikle bir iletişim seti çekmeyecek. İletişim duvarı oluşmayacak. Aile çocuğuna açık olması lazım iletişimde. Çocuklar da işte okulda arkadaşlarıyla çevresinde herhangi bir problem olduğu zaman ailesine bunu rahat bir şekilde yansıtmalı, anlatabilmeli. Üçüncüsü sokak ve sosyal çevre problemleri. Bunlar da sıkıntı. Dördüncüsü iletişim organları ve medyanın yol açtığı problemler. Demin söylemiştim. İşte vurdulu kırdırı filmler, işte müstehcen filmler. İşte bunlar da yine gençliğin problemler içerisinde. Beşincisi inanç problemleri. Bakınız bu inanç problemleri çok önemli. Çünkü şu an üniversite gençliğine baktığımız zaman şu inançları görüyoruz. Sık olan inançlardan misyonerlik, satanizm, ateizm ve deizm. Özellikle şu anki üniversite gençliğinde deizmin daha büyük bir revaçta olduğunu görüyoruz sevgili hocam. Niye? Çünkü deizmde biliyorsunuz işte Allah diyor dünya yarattı ama müdahale yapmadı diyor. Yani sanki Allah haşa yani dünyayı insanların zevki sefası için yarattı. Yani gaye yok, amaç yok, şuur yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu da genç insana, dini bilgisi zayıf bir insana daha güzel geliyor. Yani ne güzel Allah dünyayı yarattı ama dünyaya müdahale yapmıyor. Deizm özellikle gençlerimiz üzerinde büyük bir revaçta. Bu da çok büyük sıkıntı. Yani dediğim gibi değerli hocam çocuklarımız işte böyle bir sıkıntı olduğu zaman, böyle bir sorgulamalar olduğu zaman işte baba deizm hakkında ne düşünüyorsun? Satanizm, ateizm, misyonerlik gibi konular bizimle rahat konuşabilmeleri lazım. Aman babam duymasın, annem duymasın böyle bir şey onlarla konuşmayayım diye çocuk da kesinlikle bir çekinceme olmaması lazım. Yani iletişimimiz tekrar ediyorum burada. Burası çok önemli bakınız aileler için. Çocuklarımızla iletişimimiz açık olsun. Çocuklarımız herhangi bir şey sorguladığı zaman, herhangi bir şey dile getirdiği zaman onlara açıklık getirelim. Onlar rahatlıkla bizle her şeyi konuşabilsinler sevgili hocam. Günümüz gençliğinin problemlerinde kısaca böyle değerlendirebiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz. Hemen gençliğin problemlerine çözüm önerileri nelerdir? Evet, çözüm önerileri nelerdir sevgili hocam? Evet. Ne demiştik hocam? Dini, manevi, milli, ahlaki değerlerimizle ne yapmamız lazım? Güzel bir nesil yetiştirmemiz lazım. Ailelere çok büyük iş düşüyor. Hele şu sosyal medyanın yoğun olmuş olduğu bir dönemde şu an gençlerimiz tamamen bizim elimizden çıkmış durumda sevgili hocam. Günümüzde gençlerimizin işte ne diyebiliriz çözüm önerilerinde? Gençlere sağlam bir aile terbiyesi. Kendilerine anlayışla yakınlaşmalı. Kesinlikle ve kesinlikle demin söylemiş olduğum gibi gençler iletişim bizimle rahat bir şekilde yapabilmeli. Ailede ve okulda doğru bilgiler verilmeli ve bilgiler çatışmamalı. Yani ailedeki bilgiyle diyor okuldaki bilgi çatışmamalı. Birbirini tutmalı. Tutarsız olmamalı. Maddi ve manevi yönden dengeli bireyler olarak yetiştirmeliyiz gençlerimizi. Gençlere sorumluluk şuuru vermeliyiz ve onlara örnek olmalıyız. Yani gençlerimize sorumluluk vermeliyiz. Evimizdeki çocuklarımıza sorumluluk vermeliyiz sevgili hocam. Gençler sosyalleşerek insanlarla iyi münasebet içinde bulunabilmeli. Ama şu an baktığımız zaman gençliğimize tamamen tüm sosyalleşmeleri sanal alemde. Arkadaşları sanal alemde. Yüz yüze bile görüşmüyorlar. Sanal alem, bilgisayar üzerinden yapılan dostluklar, arkadaşlıklar bunlar geçici sevgili hocam. Gençler kötü arkadaş grubundan uzak durmalı ve iyi arkadaş edinmeli. Bakınız bir babanın hatıratından diyor ki baba şu anki aklım olsa ben diyor çocuğumun diyor arkadaşlarını takip ederdim. Arkadaşların kim olduğunu öğrenirdim diyor bakınız. Bunun için gençler kötü arkadaş grubundan uzak durmalı ve iyi arkadaş edinmeli. Boş zamanlarını gençlerimiz kitap okuyarak ve faydalı işleri yaparak geçirmeli. Ya işte boşta kaldım, usandım diye böyle bir şey olamaz.
Ya böyle bir şey olduğu zaman insanın en iyi arkadaşı kitaptır. Değil mi? Bir kitap okumalı. Kötü alışkanlıklardan ve onların edineceği yerlerden uzak durmalı. Alkol, uyuşturucu kullananlardan ve satanlardan uzak durmalı. Gidecekleri yerler konusunda da ailelerini uyarmalılar ya bilgilendirmeliler. İşte anne baba işte geciktim evime haberiniz olsun, bilginiz olsun şuradayım diyerek de kimlerin yanında olduğu konusunda da ailelerini gençlerimizin bilgilendirmesi gerekir sevgili hocam. Evet, gençliğimizin problemlerini çözüm önerilerini kısaca özetle böyle diyebiliriz. Allah razı olsun hocam. Hocam gençlerle iletişim kurmanın yolları yani onlara hani yaklaşacağız ya. Evet. Bu iletişimi nasıl elde etmemiz gerekiyor? Evet. İşte anne baba çocuklarına değerli hocam iletişim kurarken emir vaki, emir kipini kullanarak, sorgulayarak böyle kesinlikle bu hal ve hareketlerle çocuğunun dertlerine derman aramamalı. Demin de söylemiş olduğum bir değerli hocam, aile kesinlikle ve kesinlikle iletişimde çocuğa açık olmalı. Bakınız, iyi bir dinleyici olması lazım bir anne babanın. Çocuk durumunu anlatırken, yani orada yapmış olduğu yanlışları anlatırken araya girmemeli. Öncelikle çok iyi bir dinleyici olarak onun sonuna kadar dinlemeli. Sözünü kesmemeli. Sözünü kestiği zaman çocuk daha sonraki söyleyeceklerini gencimiz söylemiyor. Bu tepki verdi. Arkasından diyor şunları da söylersem büyük bir tepkiye maruz kalacağım. Bunun için bazı sıkıntılarını söylemeyebiliyor. Soğukkanlı bir şekilde dinlemek yani. Kesinlikle. Sonuna kadar soğukkanlı bir şekilde dinlemeliyiz. İyi bir dinleyici olmalıyız. Evet. Şunlar gençler üzerinde olumsuz etki yapıyor değerli hocam. Öğüt verme. Şöyle yapma, böyle yapma oğlum. Şunları yap, bunları yap. Nasihat. Bunlardan gençler şiddetle kaçınıyor. Çözüm getirme. Bunu böyle yapma da şöyle yap. Yönlendirmeler mesela. İşte falanca oturuyor, ders çalışıyor. Sen ne bekliyorsun? Yargılama. Sen zaten hep kolaya kaçarsın. İşte eleştiriyorsun çocuğu. Çocuk gibi davranıyorsun. Efendim, dersini çalışmıyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Bu sözler gençler üzerine olumsuz etki yapıyor değerli hocam. At takma mesela. Geri zekalı, topal, şaşı gibi, tamam, çocuklarımıza böyle at takmalar. Soru sormak işte. Neden, niçin böyle yapıyorsun? Yargılamak. İncelemek. Hanginiz önce söyledi gibi. Çocuklar arasında aile içerisinde ayrımcılık yapma. Aile içerisinde çocuklar içerisinde ayrımcılık yaptığımız zaman çocuklarımız içerisinde de bu sefer kin ve düşmanlık da giriyor. Bakınız. Bir baba evlatlar içerisinde, çocuklar içerisinde ayrımcılık yaptığı zaman değerli hocam bu sefer çocuklar arasında düşmanlık da giriyor. Herkese adil ve eşit olmamız lazım. Hem kız çocuklarımıza hem erkek çocuklarımıza. Adil ve eşit olmamız lazım. Tahlil etmek işte aslında senin derdin başka gibi, aldırma boş ver gibi, düzelir canım dert etme geçer üzülme gibi, başka şeylerden konuşalım gibi, konuyu değiştirmek gibi, dinlememek gibi, işte bu tarz hareketler çocukların üzerinde olumsuz etki yapıyor değerli hocam. Yani kısaca çocuklarımızın herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman bizimle bir baba olarak sıkıntılarını anlatmadan önce iyi bir dinleyici olup çocuklarımızın o sıkıntılarını ve sorunlarını sonuna kadar özverili dinlememiz lazım. Sakin ve sabırlı bir şekilde. Kestiğimiz zaman sözünü kesinlikle arkası gelmeyecektir, söylemeyecektir. Evet. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Gençlerle iletişim kurarken de yine Peygamber Efendimiz mesela bir çocukla karşılaştığı zaman onların seviyesine inermiş sevgili hocam. Evet. Ve çömeliyor Peygamber Efendimiz ve göz hizasını çocuğun göz hizasına getiriyor bakınız. Çocuklaşıyor o anda. Mesela bir örnek vereyim. Gencin biri ezan okurken alaylı bir şekilde ezan okuyor. Bakınız alaylı bir şekilde ve Peygamberimiz o genci yana çağırtıyor. Diyor ki sesin çok güzel geldi bana. Şu ezanı bir de benim yanımda oku diyor. Bakınız. Hiç üzmüyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hal ve hareketine bakınız. Eğitim evet metodu. Hocam. Eğitim metodu. Evet. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam son olarak anne babalara gençlere yaklaşımla ilgili tavsiyeleriniz nelerdir? Evet. Sevgili hocam öncelikle şunu söyleyelim. Gençler bizim yarınlarımızdır. Bizim canlarımız. Gençlerimizin kesinlikle iyi bir eğitimden geçmesi lazım. Önce aile içerisinde güzel dini terbiyesini almış böyle ahlaki edep bir şekilde aileden güzel bir eğitim aldıktan sonra güzel bir eğitimle onlar bizim yarınlarımızdır. Bunu böyle bileceğiz.
Her genç bizim için değerlidir. Bu da böyle bilinen. Din ve ahlak eğitimi dedik. Sahih dini bilgi kesinlikle aile içerisinde verilmeli. Onları sevdiğimizi, arkadaş gibi yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Hem kız çocuklarımıza hem erkek çocuklarımıza. İkisini de hissettirmeliyiz. Eşit olacağız, adil olacağız ve evlatlarımızı seveceğiz. Onları sürekli motivasyon yapacağız. Kötü arkadaş ve çevrelerinden onları uzaklaştıracağız. İçki, kumar, uyuşturucu, sigara, fuhuşat gibi kötü alışkanlıklardan onları koruyacağız. Bunların kötü olduğunu çocuklarımıza anlatacağız. Çevremizde örnekler varsa örneklerle onlara göstereceğiz. Bak işte, falanca böyle ama bak sonu ne oldu. Değil mi? Örneklerle bunları göstereceğiz. Onları uyarmamız lazım, şuurlandırmamız lazım. Okuldaki eğitimiyle, dersleriyle, ihtiyaçlarıyla kesinlikle yakından ilgileneceğiz. Veli toplantısı yapıyor öğretmenlerimiz. Ne baba ne de anne bazı ailelerde hiç umursamıyor. Gitmiyor. Ne yapacağız? Oraya katılacağız değerli hocam. Gitmediğimiz zaman, annemiz babamız oraya gelmediği zaman çocuktaki psikoloji düşünebiliyor musun? Yani babam, annem bana değer vermiyor psikolojisi olacak. Yine öğretmende de çocuğa karşı farklı psikoloji. Yani aile ilgilenmiyor çocukla. Ya da çocuğun nasıl olsa benimle kimse ilgilenmiyor. İlgilenmiyor. Eski halimle, eski durumumla evet. Devam edeyim. Her durumu zaman söz konusu psikolojik olur. Desteğimizi çocuklarımıza, gençlerimize kesinlikle vereceğiz. Başarısı olabilir değerli hocam. İnsanlarda zeka insanlara eşit verilmemiş. Çocuğumuzun zekası geride de olabilir. Yani başkalarıyla asla ve asla çocuklarımızı, gençlerimizi kıyaslamayacağız. Asla. Onun da kendisine göre yapabileceği bir iş vardır. Şunu söyleyeyim, bir kez okudup da anlamıyorsa beş kere okur. Yani bunun için çocuklarımızın zihinsel yapısını, yani çocuklarımızı iyi tanımamız lazım sevgili hocam. Çocuklarımızı iyi tanıdıktan sonra ona göre onlara örnek olmamız lazım, rol model olmamız lazım sevgili hocam. Ülke ve milletimize faydalı bir meslek edinmesine yardımcı olacağız. Yani okumayabilir ama kendisini kurtarabilecek bir meslekte de onları ne yapacağız? Destekleyeceğiz. Onlara yardımcı olacağız. Gençlere önem vereceğiz, eğileceğiz. Çünkü onlar bizim yarınlarımız dedik sevgili hocam. Okulda öğretmenler her yönüyle onlarla ilgileniyor zaten hocalarımıza. Teşekkür ediyoruz. Ve hocalarımıza yardımcı olmalıyız. Özellikle buradan tekrar hatırlatıyorum. Veli toplantılarında orada olmamız lazım. Çocuklarımızın durumunu sormamız lazım. Öğretmenlerimize veli toplantısı haricinde de görüşerek, konuşarak, herhangi bir sıkıntı var mı hocam, çocuğumuzun durumu nedir diyerek de ne yapmamız lazım? Çocuklarımızı bir otokontrol sistemiyle böyle kontrol altına alarak çocuklarımızı babamızın, annemiz bizimle ilgileniyor psikolojisini onlara vermemiz lazım sevgili hocam. Onlara bir de okuma alışkanlığı kazandırmamız lazım. Şöyle de bir tavsiyem var sevgili hocam. Yani her hafta, en az günlük olmuyorsa da her hafta aileler içerisinde bir okuma saati yapılması gerekir. Bir yarım saat olabilir. Herhangi bir kitap açılarak birisi okur, diğerleri dinler. O okunmuş olan şeyin bir kritiği yapılır, bir beyin jimnastiği yapılır. Aile içerisinde bu tür davranışları yapması da aile içerisindeki özgüveni kesinlikle yükseltecektir. Evet, evet, bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir de gençlerle ilgili yine Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi arkadaşlarının dini ve ahlakı üzerinedir. Öyleyse sizden biriniz kiminle arkadaşlık kurduğuna iyi baksın buyuruyor. Bakınız. Yine Peygamberimiz başka bir hadiste hiçbir baba çocuğuna güzel edep ve terbiyeden daha iyi bir ikramda bulamaz buyuruyor. Evet. Bismarck şöyle diyor. Gençliğe 3 öğüdüm var. Bismarck. Gençliğe 3 öğüdüm var. Çalışmak. Necip Fazıl şöyle diyor üstad. Gençlik yaş işi değil, ruh işidir. Evet, gençler için, ya ruhunun, gençlerin ruhunun ne kadar önemli olduğunu bizim için, bakınız ne güzel söylenmiş. Gençlik yaş işi değil, ruh işidir diyor. Gençler ruhunu işlememiz lazım. Sevgili evet, hocam. Ali Fuat Başkil şöyle diyor gençler hakkında. Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlayarak geçirir diyor. Evet, gençliğini eğlenmekle geçirenler diyor, ihtiyarlığını ağlayarak geçirir. Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. İki şeyin elden gitmeden değerini anlamak zordur diyor. Bunlardan birincisi sağlık, ikincisi ise gençlik diyor. Evet. Rabbim kendisine gerçekten bir kul, Peygamber Efendimiz'i seven, dini değerleriyle, manevi değerleriyle işte yoğrulmuş bir
gençlik yetiştirmeyi cümlemize nasip eylesin diyorum. Necip Fazıl'ın üstadın ifadesiyle Asım'ın nesli diyor ya Necip Fazıl, evet, sevgili hocam. Evet. Ahlaklı, edepli, güzel bir nesil yetiştirmeyi inşallah cümlemize nasip eylesin diyorum. Tüm gençlerimize de buradan selam olsun diyorum. Hepsini kucaklıyoruz. Rabbim sağlık, huzur içerisinde onlara hayırlı bir ömür versin diye dua ediyorum. Biz de sizin bu selamınıza gençler adına aleyküm selam diyoruz hocam. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir başka programda yine sizi konuk etmek isteriz. Yine başka konularda görüşmek üzere diyoruz hocam. Teşekkür ederim. Değerli Yozgat TV izleyicilerimiz, Sorgun Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu Din Ekseninde Hayatımız adlı programımız burada sona erdi. Bir başka programda buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyoruz.